Şimdi sayı verilmiş 60 faktöriyel bölü 27 üzerine. Tam sayı yapan en büyük m sayısı kaçtır? Tabii biz m yerine 0 alsak 27'nin 0. kuvveti 1 olur. 60 faktöriyel böleceği için tam sayı olur. Ama biz böyle herhangi bir sayı değil de bunu tam sayı yapan en büyük sayıyı arıyoruz. Şöyle düşünebiliriz. 27 sayısı aslında 3'ün kübüdür. Yani burada gördüğümüz ifade 60 faktöriyel bölü 3'ün kübü üzeri m. Yani 60 faktöriyel bölü 3 üzeri 3m gibi düşünebiliriz. Eğer 60 faktöriyelin içinde kaç tane 3 varsa m sayısı o 3'lerin hepsiyle sadeleşebilecek şekilde en büyük değerini alabilir. Öncelikle şu 60 faktöriyelin içinde kaç tane 3 olduğunu bulmalıyız. Mesela 60 faktöriyelin içinde diyelim ki rastgele söylüyorum tabii. Diyelim ki 7 tane 3 olduğunu varsayalım. Eğer biz m değerine 3 verirsek yanlış yapmış oluruz. Çünkü yukarıda 3 tane 7 tane 3 var. Biz m yerine 3 verirsek 3 kere 3 9. Aşağıda 9 tane 3 olur. Bunlar sadeleştikten sonra paydada 2 tane 3 kalır. Paydada 9 kaldığı için bu ifade tam sayı olamaz. Yani öyle bir şekilde seçeceğiz ki aşağıdaki m sayısını yukarıdaki 3 sayısıyla aşağıdaki 3 sayısı sadeleştiği zaman aşağıda 3 kalmayacak. Aşağıdaki 3'lerin hepsi gidecek yani yok olacak. Önce 60 faktöriyelin içindeki 3 sayısını bulalım. Şöyle buluruz. 60'ı tekrar tekrar 3'e bölmeliyiz. 3'e bölüyorum. 20 kez var. 2 kere 3, 60. Burası 0. 20'yi tekrar 3'e bölüyorum. 6 kez var. 3 kere 6. 18 çıkarıyorum. 2. Şimdi tekrar 6'yı bölüyorum. 3'e bölüyorum. 2 kere var. 2 kere 3. 6 çıkarıyorum. 0. Şimdi 20 tane birincisini de bulduk. Burada. 6 tane 20'nin içinde bulduk. 2 tane de 6'nın içinde bulduk. Demek ki buradaki 3'lerin sayısı 20 artı 6 artı 2'den 28 taneymiş. 28 tane 3 var. 28 tane 3 var. Şimdi biz m sayısını öyle bir şekilde seçeceğiz ki aşağıdaki 3'lerin sayısı 28'i aşmayacak. Çünkü yukarıda 28 tane 3 var. Aşağıdaki 3 sayısı 28'i aşarsa sadeleşemez artık yukarıdakiler. Bu da m'nin alabileceği en büyük değer 9 olabilir. 10 olsa 30 oluyor, bunu aşıyor. M en fazla 9 olur. Şöyle ifade verilmiş, eşitlik verilmiş. 23 faktöriyel. X'in alabileceği en büyük değer nedir diye sormuş. Şimdi buradan 2 üzeri x şeklinde verilmiş. Yani x ikilerin adedini veriyor. Eğer biz buradaki 23 faktöriyelin içindeki 2 adedini hesaplarsak x'in alabileceği en büyük değer de o olacak. Yani sol tarafta diyelim ki 10 tane 2 çıkarsa bizim x'imiz en fazla 10 olabilir. O yüzden 23 faktöriyelin içinde kaç tane 2 olduğunu bulacağız. Sırayla bölmeliyiz. 23'ü 2'ye bölüyorum. 11 kez vardır. 22. Şimdi 11'i tekrar 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. 5 kere 2 kere 5, 10. Çıkarıyorum. Buradan 0 geçecek. Hatta şurayı yazmaya bile gerek yok. Şimdi 5 sayısını tekrar 2'ye bölüyorum. 2 kez var. 2 kere 2, 4. Çıkarınca 1 kalacak. Bu 2'yi de tekrar 2'ye bölüyorum. 1 kez var. 1 kez 2. 2 çıkarınca 0 kalacak. Şimdi en başta 11 tane 2 bulduk. Bu 11'in içinde 2'lerden 5 tane bulduk. 5'in içinde 2'lerden 2 tane bulduk. 2'nin içinde 2'lerden 1 tane bulduk. Buradan toplam 2 sayısı 11 artı 5 artı 2 artı 1 16, 18, 19. Demek ki 19 tane 2 varmış. O halde bizim x'imizin alabileceği en büyük değer 19 olmalı. Şimdi çekmeceler varmış bir dolapta, birden 50'ye kadar numaralı. 50 tane çekmece var. Şimdi birinci kişi tamamını açıyor. Sonra ikinci kişi
2'nin katı olan numaralara bakıyor. Yani bizim çekmecelerimiz şöyle. İşte birinci çekmece, ikinci çekmece, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, nokta nokta, 50. çekmece. Şimdi birinci kişi, hepsi birin katı olduğu için hepsini açacak sıradan. Hepsi açacak. Açılmış olacak yani. Hepsi açılmış olacak. Sonra ikinci kişi 2'nin, tabii şunların hepsi açıldı şu an. Şöyle diyebiliriz. Bunların hepsi açık durumda. Birinci kişi bunların hepsini açtı. Şimdi ikinci kişi 2'nin katı olanlara bakacak. Burada. Mesela 1'e bakmayacak. 3'e, 5'e vesaire bakmayacak. Bu 1 açık olarak kalacak yani. Şu 2'nin katı olanı kapatacak. Bu kapalı konuma geçecek. Şu da kapalı konuma geçecek. 4, 6 kapalı konuma geçecek. 50 yine kapalı konuma geçecek. Açıklı kapatmış olacak. Şimdi diğeri 3'ün katı olanları değiştirecek. Şimdi 1 herhangi bir şekilde başka bir sayı tarafından bölünemeyeceği için 1 üzerinde hiç kimse artık işlem yapmayacak. Birinci çekmeceye kimse dokunmayacak. Şimdi 3. kişi işlemine şuradan başlayacak. 3. çekmeceden 3'ün katı olduğu için bu açıktı, bunu kapalı konuma getirecek. Buna dokunmuyor. 2. çekmeceye dokunmayacak. Bunu açık konuma getirecek. Şey, bunu değil, pardon, buna dokunmayacak. 6'ya gidecek. Bunu kapalıyı da açık konuma getirecek. Böyle ilerleyecek vesaire, değiştirecek. Şimdi bir sonraki 4'ün katlarına bakacak. Burası kapalıydı zaten, 4'ün katı olan. Bunu açık konuma getirecek. Bundan sonrakiler şuna dokunmuyor artık. Şuna dokunmuyor. Şimdi biz şunu söyleyebiliriz. Bir kere herhangi bir çekmeceyi kaç kişi müdahale ediyor? Bir çekmeceye kaç kişi müdahale ediyor? Ona göre şekillenecek. Eğer 2 kişi müdahale ederse en son, şimdi 1 kişi müdahale ederse açık kalır. 2 kişi müdahale ederse kapalı konumda kalır. 2 kişi. Biri açacak, öteki kapatacak. 3 kişiye müdahale ederse açık, kapalı, tekrar açık kalacak. Bizim için önemli olan o sayıya kaç kişinin müdahale ettiği. Mesela bu şekilde ele alalım. Şimdi ben tekrar numaralarını yazıyorum. Birinci çekmece, ikinci çekmece, üçüncü, dördüncü, işte beşinci, altıncı, nokta nokta, 50. Şimdi biri bölebilen sayıları düşüneceğiz. Biri kim bölebiliyor? Sadece bir. Bu bir kez müdahaleden geçecek. Bir kez müdahale. İkiyi kaç sayı bölüyor? Bir ve iki. İki kez müdahale edilecek. Üçü kimler bölebiliyor? Sadece iki tane sayı. Bir ve üç. Dördü kimler bölebiliyor? 1, 2, 4. 3 tane sayı bölebiliyor. 5'i kimler? Sadece 2 tane sayı. İşte 6'yı kaç tane sayı bölebiliyor? 1, 2, 3, 6, 4 tane. Tabi tek tek yazmak yerine şöyle hareket edelim. Mesela 6'nın asal çarpanları, 6 sayısı, 2 çarpı 3. Bunun üstlerini birer artıyorum. Pozitif bölen sayısını bulacağım. Pozitif bölen sayısı, şimdi bunun şu 1, 2, 3, 4. Pozitif bölen sayısı 4. Buna 4 kişi müdahale etmiş. 5'in pozitif bölen sayısı 2. 2 kişi müdahale etmiş. Zaten bunu bölebilen sayılar müdahale edecek. Pozitif bölen sayısı kaçsa o kadar müdahalede bulunulacak. Mesela 4 pozitif bölen sayısı 4, 2'nin karesidir. 2'nin bir fazlası 3. 3 kez müdahale ediliyor buna. Ya da 3 sayısı 3 üzeri 1, 1 fazlası 2. Sadece 2 kişi müdahale ediyor. Pozitif bölen sayısı kadar müdahalede bulunuluyor. Bütün çekmecelere. Ama bu da önemli değil. Bir sonraki tura geçelim. Şöyle bir çizgi daha çekiyorum. Bizim için önemli olan, aradığımız şey açık durumda olanlar. Eğer tek sayıdan müdahalede bulunuluyorsa açık kalır. Çift sayıdan müdahale olursa kapalı. Yani 3 kez müdahale edilince açık. Tek sayıdan müdahale edilirse açık olur. Tek sayıda müdahale açık, çift sayıda müdahale kapalı, çift sayıda kapalı, tek sayıda açık. Şimdi kimler tek sayıda müdahaleden geçecek, kimler çift sayıda müdahaleden geçecek? Önemli olan o. Bir kere şöyle ilerlediğimiz zaman bunlar çift. Mesela biz 7'ye baksak, 7 bir kere 2 kez müdahaleden geçecek. 1 ve 7 kendisi. Bir kere herkes 1 ile bir de kendisi tarafından müdahalede bulunulacak.
bir kere bir ve kendisi tarafından müdahalede bulunulacak. Onun dışında bir ve kendisinin dışında bir böleni varsa üçüncü kez bir müdahale söz konusu olacak. O da tabii birden fazla sayı tarafından çarpılıyorsa, mesela diyelim ki biri iki olsun, hangi sayı olduğu önemli değil. En az bir tane olacak. Başka bir sayı alalım. Mesela diyelim ki 3 sayısı. Ondan da en az bir tane olacak. Biz bunların üstlerini birer artırırsak, mesela bundan 3'ten 2 tane de olabilir tabii. Şunu bir artırırsak 2, bunu bir artırırsak 3, çift sayıdan müdahale olacak. Eğer biz tek sayıdan müdahaleden geçmesini istiyorsak, şunların üstleri çift sayıda olmalı. Yani bir şeyin karesi olmalı bunlar. Bir şeyin karesi ya da bir şeyin karesinin işte değişik biçimde birleşimleri, yani şunun gibi 2'nin karesi 3'ün karesi gibi. Burada bir fazlası 3 olur, bunun bir fazlası 3 olur. 3 kere 3 9, tek sayıda müdahalede bulunulmuş olur. Şu üstlerin, yani kuvvetlerin, asal çarpanlarının kuvvetlerinin biz çift olmasını istiyoruz şu an. Bu da bir şeyin karesi şeklinde yazılması demek. Tabii 4. kuvvet de olabilir. Mesela 2 üzeri 4 de olabilir. 1 artırırsak 5 olur. Şimdi çift kuvvetleri arayalım. Şimdi 1 zaten bir kez müdahalede bulunuyordu. 1 olabilir. 1 sayısı. Sonra 4 sayısı 2'nin karesi. 2'nin karesi olduğu için 4'ü alıyorum. 9 sayısı olur. 3'ün karesi. 3'ün karesi olduğu için bir fazlası 3 kez müdahalede bulunulacak buna. Şimdi başka bir şeyin karesi olan sayıları arayalım. 12 olmayacak. Şu nedenle 2'nin karesi çarpı 3. Burada 3 olduğu için 3'ten bir tane var. Bir fazlasını alırsak 2 çift sayıda olacak. Yani bir kez geçmemeli. Böyle bir tane olursa asaldan olmuyor. Bir fazlası çift olacak çünkü. Şimdi 16'yı alabiliriz. 16 4'ün karesi. 2'nin 4. kuvveti 5 kez olur. 16 olur. Başka 25 olur. Şimdi bir şeyin karesi olanları alalım hemen. 36, 6'nın karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi 3'er olacak. Yine tek sayıda. Yani 36 sayısını alırız. 49 sayısını alırız. Bir de asalların karelerinin çarpımı biçiminde olanlar varsa onları da almalıyız. Mesela 2'nin karesi ile 3'ün karesi. 2 kere 3, 6. 6'nın karesi burada. Mesela 50 sayısı 2'nin karesi değil tabii, o olmadı. Başka olabilir mi? 3'ün karesi ile mesela 5'in karesi. 5'in karesi çok gelecek. Başka da çıkma şansı yok. Bunlar olur. Bu sayılar tek sayıdan müdahaleden geçecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi açık olur. 7 tane. Şimdi Adana, evet, 33 Adana. Şimdi şöyle verilmiş: 216 tane matematik, işte 144 tane geometri, 126 tane analitik geometri sorusu varmış elimizde. Şöyle yazabiliriz: matematikten 216 tane, 216 tane, geometriden 144 tane, analitik geometriden de şöyle yapalım, 126 tane soru varmış elimizde. Biz bunlarla kitapçık denir artık ona. Kitapçık hazırlayacakmışız. Soru kitabı diyor da soru kitapçığı hazırlanacakmış. Şimdi kuralları yazıyor aşağıda. Her biri eşit sayıda soru içerecekmiş. Yani kitapçıkların birinde 20, ötekinde 30 soru olmayacak. Kitapçıkların tümünde eşit sayıda soru olacak. Sonra her testte sadece aynı branşın soruları olacak. Diyelim ki bir tane kitapçık yaptık. Bunun içinde sadece matematik olabilecek. Yani matematiğin yanına geometri falan koyamayacağız. Matematikler olacak ayrı, geometriler ayrı olacak. Analitik geometriler ayrı olacak. Bizim testimizdeki soru sayısı, yani kitapçıktaki soru sayısı, şöyle diyelim, testteki soru sayısı X olsun. Diyelim ki X tane soru koyduk. Bir kere şu matematikleri eşit bir şekilde dağıtabilmemiz için X sayısı bu 216'yı bölen bir sayı olmalı. Yoksa 216'yı eşit dağıtamayız. Mesela biz 50-50 yapsak, bir kitapçıkta 50 soru koysak, 50-50-50-50, 200 tane soruyu böyle dağıtırız. Matematiğin diğer 16'sı boşta kalır.
Hepsi eşit olmalıydı. O yüzden x sayısı, yani soru sayısı bu 216'yı bölen bir sayı olacak. Aynı şekilde bu x sayısı 144'ü de bölecek ve 126'yı da bölecek. Yani x sayısı bunların hepsini bölen bir sayı. Üçünü de bölen bir sayı. Ve bunların en büyüğünü seçeceğiz. Az sayıda test yapmak istiyoruz. Soruyu artırmalıyız. Testi azaltmak için. O halde bizim aradığımız şey bunların OBEB'i. Üçünün OBEB'ini arıyoruz. X eşittir. OBEB 216, 144, 126. Tabii yan yana yazıp şöyle kesir çizgisi bir düz çizgi çekip bölerek de yapabiliriz. Ama bu şekilde yapmak bize bir avantaj sağlayacak. Bu soruda da işimize yarayacak o avantaj. Şimdi hepsini bölen bir sayı arıyoruz. Tabii rakamların toplamı 9. Bu da 9, bu da 9. 9'a bölünüyor demek. Hepsinin rakamları toplamı 9. 9'a bölüyorum. 18, 36, 4, 24. Bunu bölüyorum 9'a. 1 kere 9, 54, 6. Bunu bölüyorum 9'a. 12'de bir kez 9, 36, 14. Dışarıya 9 atacağız. Bir sonraki satıra gelelim. X eşittir 9 çarpı OBEB 24, 16 ve 14. Hepsi 2'ye bölünür. 2'ye de bölelim. 2'ye bölüyorum 12, 2'ye bölüyorum 8, 2'ye bölüyorum 7. Dışarı 2 atalım. 2'yi de atıyorum dışarıya. Buradan bizim x'imiz 9 çarpı 2, 18, OBEB, 12, 8, 7. Bunların OBEB'i 1 artık. Ortak çarpan yok. Zaten 7 asal bir sayı. Bunların OBEB'i 18. Biz bundan şunu anlıyoruz. Bir test kitabındaki, yani şu kitapçığındaki soru sayısı 18'miş. Bir testte 18 soru var. Yalnız bizden istenen şey test sayısı, soru sayısı değil. Eğer test sayısını bulmak istiyorsak, 216 tane, mesela matematiklerden kaç test yapacağımızı bulacaksak, 216'yı 18'e bölmeliyiz. Ama o da şu sayı olacak. Bu şekilde ayrıştırırsak, buradaki sayıya 216'nın 18'e bölümü olacak. 12, geometri kitapları için benzer şeyi yaparsak 8 gelecek oradan. Analitik geometri kitapları için aynı şeyi yaparsak, soruları için, oradan da 7 gelecek bölünce. Bunların toplamı kadar test olacak. Şöyle 20, 27. Demek ki toplam 27 tane test kitabı oluşturacakmışız biz. Şimdi bir çift ayakkabıyı usta 3 saatte, kalfa 5 saatte üretebilmektedir. İkisi de aynı anda üretime başladıktan en az kaç saat sonra ayakkabı üretimini aynı anda bitirirler. Şöyle düşünebiliriz. Şimdi şurada başlamış olsunlar. Aynı anda. Burada. Şimdi usta 3 saatte bir bitiriyor. 3 saat. Burada birinci ayakkabısını yapacak. 3 saat geçecek. İkinci ayakkabısını yapacak. Böyle ilerleyecek ve ikisi yine aynı anda bitirdiğini düşünelim. Şurada bitmiş olsun. Buraya gelince şöyle, burası yine 3 olacak. Yani şu uzunluk bu arada geçen süre 3'ün katı olmalı. Çünkü usta 3-3 gittiği için bu aradaki mesafe 3 tarafından bölünecek. Bir kalfa 5 saatte yapıyor. Şöyle 5 saat sonra bitirecek. Sonra 5 saat sonra bir tane daha yapacak. Böyle devam edince kalfa da şöyle yapmalı. Burası yine 5 olacak. Şu uzunluk 5'in de katı. Hem 3'ün hem 5'in katı. Bu aradaki mesafe 3'ün ve 5'in katı olan bir sayı olacak. Bu da o kekler olur. O kek 3,5. Eğer ikisi aralarında asılsa, ortak çarpanı yoksa o kek çarpımlar olur. 3 çarpı 5'ten 15 gelir. Demek ki 15 saat sonra aynı anda bitirirlermiş. Şimdi bir prizma verilmiş. Ayrıtları veriliyor. 4, 6, 8. İçine küp yerleştirilecekmiş. Kaç tane yerleştirilebilir diye soruluyor. Büyük hacimli olacakmış. Tabi bu küpün bir kenarı x ise bütün kenarları, tabi kenar değil de ayrıt deniyor ona. Ayrıtları x olur. Şu x olacak. X,
x böyle düşeceğiz. Demek ki bu x 8'i bölmeli. Yoksa buraya yerleştiremeyiz. Mesela bizim x'imiz 3 santim olsa buraya yerleşmez. 3, 6, 2 santim boşluk kalır. Oraya da bir küp yerleştiremeyiz artık. Demek ki bizim x'imiz 3'ü bölecek. X 3'ü bölecek. Bu tarafa doğru da yerleştireceğiz. 6'yı da bölecek. Yukarı doğru da yerleştireceğiz. 4'ü de bölecek. Demek ki bizim x'imiz 3, 6, 4'ü bölen bir sayı. Bunları bölen bir sayı. Bizim istediğimiz az sayıda küp yerleştirmek, en büyük hacimli küp yerleştirmek istiyoruz. Bizim x'imiz büyük olmalı. Demek ki 3, 6 ve 4'ü bölen en büyük sayıyı arıyoruz. O da OBEP'leri olur. Aradığımız şey OBEP 3, şunu. Evet, 3 yok. Burası 6, 8, 4. 4, 6, 8. Şunu yanlış yazmışım. Şu 6, 4, bu 8 olacak. Şunu yanlış yazmışım. Şurası 8. Burası 8. Örnek vermiştim az önce. Oradan geldi sen. 3, 8, 6, 4. OBEP'lerine bakalım. OBEP 8, 6, 4. Tabii direkt söyleyebiliriz biliyorsak ama. 2'ye böleriz 4, 2'ye böleriz 3, 2'ye böleriz 2. Dışarıya 2 atıyorum. Bu durumda bizim x'imiz 2 çarpı OBEP. Şimdi bunları bölen en büyük sayı yazıyoruz OBEP'leri. Şunları bölen sayı OBEP'leri yani. 4, 3, 2. Bunlar aralarında asal. Zaten 3 ve 2 peş peşe gelen ardışık sayı olduğu için aralarında asal olacak. OBEP'leri 1. Demek ki bizim x'imiz 2. Ama bizim aradığımız şey x değil. Biz şu küpün kenarını değil de kaç tane küp olacağını arıyoruz. Şimdi küpleri yerleştirirken şu sıraya yerleşecek küp sayısı 8 bölü 2 olacak. 8 bölü 2. Bu sıraya 8 bölü 2'den 4 tane yerleşir. Şu sıraya çarpacağız hepsini. Şu sıraya 6 bölü 2'den 3 sıra gelir. Yukarı doğru da 4 bölü 2'den 2 sıra gelir. O sayılar da şuraya gelen sayılar olacak zaten. Yani 8'i 2'ye bölersek 4, 6'yı 2'ye bölersek 3, 4'ü 2'ye bölersek 2. Daha karmaşık olsaydı yine buraya gelen sayılar şunların bölümleri olacak. 3 kere 4, 12 çarpı 2, 24. Demek ki 24 küp yerleşir bunun için. Yani şöyle hesapladık. Çarpmamızın sebebi şu. Mesela biz bunu tam tepeden görseydik, zeminini şöyle görecektik. Şimdi şurası, tabii ben kare yaptım. Şöyle dikdörtgen olacak. Tam tepeden görünce zemin şöyle olacak. Şöyle. 3 sıra buraya yerleştiriyoruz. Şurası 6 santimdi. 2 santim, 2 santim, 2 santim, 6 santim. Burası 8'di. O zaman buraya 4 tane yerleştireceğiz şöyle. Şöyle 2, 2. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı. Şimdi 4 sıra buraya yerleştirdik. 3 sıra buraya yerleştirdik. Demek ki burada 3 çarpı 4, 12 tane küp meydana geldi. Yani zemindeki bir sırada 12 küp var. Biz yukarı doğru da 2 sıra yerleştireceğiz. Çünkü 4'ü tam şöyle ortadan bölersek üst üste 2 sıra çıkarız. Bunun, bu, bir de bunun üstüne bir tane daha çıkarız.